Biraz şu kentli ve köylü hikayesini tarif edelim mi karşılıklı? Yurt dışına çıktığım zaman gerçekten kentli ne demekmiş orada görüyorum. Hani adamlar yola çıkınca duruyorlar abi falan diye geyik yapıyoruz ya. Abi bu bir kentli davranışı. Şimdi bizim buradan taşralı bunu nasıl açıklıyor? Abi öyle bir ceza kesiyorlar ki. Bilmem <laughs> Kendi kaç yıldır yerden çünkü konuyu. Adamın diyordu kopuyor. Kendimiz gibi biliyoruz herkese. Şefkatli ve anlayışlı insan sayısını arttırmadan bu sorunu çözemeyeceğiz. Konu ne aristokrasi ne kırsal insanlık abi. İnsan <laughs> İster istemez zihnimizin bir davranışı galiba. Bazı şeyleri açıklamak için ya da anlamak için bazen çok komplike tariflere, çok derin analizlere, fazla aşırı yorumlara falan gidiyoruz. İşimiz yok abi. Hocamız yok. <laughs> bazen basit bir şeye denk gelince, geçen Emrah Safanın Videosunda denk geldi. Basit bir şeye denk gelince de ha ulan falan yani evet yani bu kadar karmaşıklaştırmadan bu ölçekte bakınca da yeterince eline veri seti veriyor. Şey diye tarif etmiş. Yani Türkiye'de kültürel anlamda yaşadığımız karmaşanın ana kaynağı kentli kö köylü karmaşasıdır. <laughs> yani bu bunun çatışması bir türlü bizi pratikte, tarif etmekte de çok zorlandığımız bir sürü o öyle miydi, bu kadın erkek eşitlik, hayvanlarla ilgili bilmem ne falan falan. Ya yani evet böyle bakınca o kadar rahatlıyor ki insan ya. Hayvan problemiyle alakalı, hayvanlarla ilişkimizle ilgili problemle alakalı iki tane temel durum var. Köydeki işlevliliği, Kentteki duygusal işlevliliği, köydeki fiziki işlevliliği, hayatta işte koruyacak ya da koyunların başında duracak bilmem ne. Oraya o hayvanın kendisine bir görev atamasıyla, bir işlevi, bir sahiplikle bakıyorsun. E bunu kente getirdiğinde bu işlevi kalkıyor köpeğin. Duygusal, evin parçası, ev, evin bir bireyi. O da kendisi kendi canlılık varlığıyla bir yapı olarak hayatında duruyor ama bu ikisinin değişimi arada kalan insanlar için bir sorun oluyor. Ben bunu flörtle de bahsediyorum. Köyde sana gülümseyen kız evleneceğin kadına dönüşme ihtimali çok yüksektir. Doğası gereği böyledir. Ama yani bir yandan da durakta yan kamşunla karşılaştığında gülümsersin kentte. Normali de budur. Şimdi bu ikisi bunu yanlış yerde bilen, doğru şekilde konumlayamayan insanın karmaşası, trajedisi diye bir hayat yaşıyoruz gerçekten. Ve bu hani tekil ikili bir kutup da değil. Bunun arada gri de bir sürü de tonu var. Yani hani o geçişin kendisinin muhtemelen sende de belli bir yüzdelik oranda köy kültürünün etkisi ve başka bir yüzdelik oranda da kent. Ben ne kadar kentte doğmuş olsam da hayatımın hemen hemen tümünü kent merkezlerinde geçirmiş olmama rağmen bende de aynı şekilde köy kültürünün bir etkisi, bir biçimi vardır. Kemal Tahir okuduğumda bunu çok keşfetmiştim yeniden yani gerçekten. Yani birden kafam açıldı. Hani oradaki anlattığı hikayelerin bir birçoğu benim duygusal olarak bildiğim hikayeler. Bir, tabii. Şey, içindeymiş içinde. e, Evet evet yani ha benim dilim o yüzden böyle gelmiş. İşte nereden biliyorsun sorusunda Kemal Tahir'den biliyormuşum ben onu falan. kökü oraya kadar uzanmış, türüye türüye gelmiş. E, biraz şu kentli ve köylü hikayesini tarif edelim mi karşılıklı? Biz ne kadar kentliyiz, ne kadar Sen köylüyüz? Sen bana yine bu programda seneler evvel bir laf etmiştin. Ne demiştim acaba. Taşralı demiştim. <gülüyor> <gülüyor> programda dememişimdir. <laughs> programda dedin hatta Vallahi... dedin ikimiz de taşralıyız dedin ha. sonuçta. Sonra ben bunu düşündüm ve yani gerçekten çok isabetli bir tespit. Zaten bu tespit. kendim için kullandığım bir tanımdır da evet. onu benzettim. Evet e, doğru. Yani şimdi bizim içimizdeki taşralılık hikayesi anlamamız gereken bir parça olarak benim gündemime o zaman girdi yani belki bir iki sene oldu belki. Sonra da işte geri dönük olarak bu Cumhuriyet devrimi, yeni medeniyet projesi, işte aristokrasi oluşturma, değil mi? Bürokrat, aristokratlar falan filan hikayesi var ya. Şimdi ilgili de kısmen kulaktan dolma, kısmen de Ankaralı olduğum için bizzat işin göbeğinde gördüğüm bazı şeyler var. Ve tabii ki en önemli tecrübemiz de Anadolu Kaplanları diye başlayan bir hikayeden sonra <laughs> siyasetin el değiştirmesi diye bir şey izliyoruz ya Türkiye'de. Evet. Şimdi aslında taşra yaşam tarzı şu anda ülkede domine olmuş vaziyette yönetimde. Bir türlü o hani endişeli modernler falan filan diye adlandırılan bizim mahalle öbür mahalle falan kavgasının altında. Emrah Safa'nın söylediği şey cuk oturuyor gerçekten. Kırsal alışkanlıkları Yeni bir ortamda sürdürmeye çalışanlarla kentte fakat yani Türkiye koşullarında da dizayn edilmiş ya da mühendisliği yapılmış bir aristokrasinin kavgasını biz devamlı konuşuyoruz aslında burada olan şey bu. Şimdi ben bu dizayn edilmiş aristokrasiyi nereden biliyorum? Ben Ankara'lıyım. Yani ben mesela meclisin etrafında büyüdüm. Ankara Türkiye'nin yönetim merkezi. Her ne kadar reel başkenti olmasa da reel başkenti İstanbul'dur Türkiye'nin her anlamda ama yönetim merkezi orası. Ve mesela oradaki doldur boşalt silsilesine bakıyorum. Yani gelen giden insanlara. 1980'ler böyle aklımın başına gelmeye başladığı dönemlerde işte bu Özal iktidarı falan darbe sonrası dönemde böyle bir hareketlilik seziyorum ama çocuk aklımda bir şey anlamıyorum. Mesela Özal böyle çok sıra dışı bir adam ya. Mesela onun sıra dışılığı nereden geliyor? Fahri Korutürk'le Rahmetli eski Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'le yan yana koyunca anlayabildiğimi hatırlıyorum. Fahri Korutürk Ahmet Necdet Sezer gibi standart devlet tipi bürokrat aristokrasi temsilcisi. Hatta böyle onun hep böyle pelerinli falan fotoğrafları bir ara Atatürk'ün hani o son dönem fotoğrafları gibi. Onlar çok servise verilirdi. Bunlar hepsi asker kökenli insanlardı zaten. Ve mesela ona bakıyorsun bir de özel böyle şortla kıta denetliyor herif mesela tamam mı? hallederiz oluyor falan işte Semra koy bir kaset neşemize bakalım. Böyle daha gevşet, halka daha yakın gelen bir takım hareketler var. Öbürü diliyle, tavrıyla, şekliyle, biçimiyle başka bir dünyadan gibi konuşuyor. Şöyle bir şey vardı. Her zaman öbürünü daha çok ciddiye alıyorduk. Yani o devleti temsil eden daha çok ciddiye alıyorduk. Tırsıyorduk. Öbürü böyle baba gibi böyle yanaşıyorduk. Süleyman Demirel'e baba lakabın takılması da bundan. Şivesine kadar Süleyman Demirel taşralı bir adam yani. Ama mühendislik okumuş bilmem ne yapmış hani baya baya güzel bir CV biriktirmiş. Gelmiş ülkenin yönetim kademesinde en üstlerinde senelerce 7 kere gelecek kadar da dolaşımda kalmış. Şimdi ya ben bütün bu hikayeyi bir de Ankara'dan haber seyretmeyi çok seven bir babanın oğlu olarak devamlı maruz kalarak izleyebildiğim için şöyle bir Kanım zaten vardı. Efsanevi bir söylence vardır. Benim büyüdüğüm çevrelerde çok geçerdi. 1920'lerde böyle çakırlı, poturlu işte köy kıyafeti olan insanların ulus meydanda yürümesine izin verilmezdi. Çankaya alınmazdı falan filan diye. Ya yani köylü görüntüsünü şehirden temizlemekle ilgili bir politikadan bahsederler. Ben ilk dedim, hadi lan dedim. Kim kime yasaklıyor? Tabii bir şey daha o zaman bu dünyaya doğmuş. yeni Çok duygusunu çoğuyor. da çok anlıyorum. Ama ben bunu canlı şahitleriyle de görüştüm. Gerçekten böyle bir dönem, böyle bir niyet var. Şimdi orada bir proje var. Proje çok halis niyetlerle. Türkiye böyle gitmez. Bunun işte sanayileşmesi, gelişmesi, büyümesi, yurtta sürt, cihanda sürt falan böyle bir moda geçmesi lazım. Kentli olmaya çalışıyor yani. Fakat problem yine Emrah Safa ile de beraber bunun muhabbetini yapmıştık. Ee, yani normal bir yemek sırasında. Bizde aristokrasi yok. Yani sınıf olarak aristokratımız da yok. E ne yapacaksın? Yaratacaksın böyle bir şey. Ona bir ortam, bir rit tarz ritüeller, giyim, kuşam, işte kıyafet devrimi falan gibi şeylerle kurgulamaya çalışmışlar. Fakat hem rahmetli Atatürk kısa yaşamış hem kafalar karışık yani devrimin bizzat içinde olanların bile neyi niye yaptığı o silindir şapkaları niye giydikleri hani var ya İngiliz tipi uzun böyle tuhaf tuhaf aşırılıklara varan bir böyle uygulama denemelerinin falan olduğu bir dönem. Şimdi bizim bugün Türkiye'de konuştuğumuz şey aslında o tuhaf tiyatronun bugünkü devamı. O tuhaf tiyatro bana öyle geliyor ki ben bu arada şu anda hiç tarihsel ya da siyasal analiz yapacak kadar birikime sahip bir adam değilim. Çocukluğumdan bu yaşıma kadar gördüğümü aslında şöyle bir mantıksal diziyi oturtmaya çalışıyorum. Yani beni yanlış anlamayın, öyle bir Sinan Canan siyasi analiz yaptı. Benim öyle bir yetkinliğim yok, ilgilenmiyorum da zaten. Ama şimdi bakıyorum, yeni kurulan üniversitelerdeki akademisyenlerin tipine, bürokraside, devlet yönetiminde, mecliste, ana yönetimde, en üst kademelerde olan insanlara, işte banka müdürlerine vesaire, yani ortada gördüğüm insan tipolojisine bakıyorum. Benim küçükken yetiştiğim Ankara'da gördüğüm tipolojiden çok farklı. Başka bir grup, başka bir şey. Çoyla da çok iyi anlaşıyorum. Çünkü benim de dediğin gibi içimde taşralı bir taraf var. Fakat bir taraftan da şeyi anlayabiliyorum. Yani bu ülke bir proje üzerine kurulmuş ve o projenin muhtemelen en az isteyeceği bir manzara öne çıkmış. Şimdi bu nereye gider? Hangisi iyidir, hangisi kötü? Benim hiç tartışmam değil. Ama ben bundan bir şey öğreniyorum. Kültürü bir topluğa dayatamıyorsun. Yani kültür ancak neyse onu görebiliyorsun. Bunu Dündar Taşar söylemiş. İhtihaz edilemez, tespit edilebilirdi kültür diye. Yani baktığın zaman o baya bir sürü kanaldan yapılandırılmaya ve mühendisliği kurgulanmaya çalışılmış sistemin tam olmadığını görüyorsun. Çünkü bir şekilde o ayakkabı bu ayağa ya dar gelmiş ya bol gelmiş bir şey olmuş vuruyor yani. Giydikçe kullanmaya çalıştıkça bir problem yaratıyor. Şimdi ben kendime bakıyorum. Sen bana söyledikten sonra bu taşralı e, tespitini. Ve gerçekten ben mesela babama bakıyorum rahmet diye işte anneme, onların ailesine. Yani bir göbek önce hepsi köydeler. Annemin ailesi Artvin'in bir köyünde, babamın ailesi Ermenek'te bir köyde. Dedem gel çok genç yaşında Ankara'ya gelmiş ama hep köylü hayatını sürdürmüş. Yani ben dedemin son yıllarındaki rutinlerini biliyorum. Standart bir köy amcasıydı, köy dedesiydi. Yani Beş vakit camisine giden gelen işte ne bileyim ya da mesela kahveye gitme alışkanlığı olsa devamlı kahveye gidip gelen birisi olacaktı falan. O ritüelleri sürdüren birisi. Bir kuşak sonra babam var. Onun gibi değil. Üniversite görmüş, Ankara'da büyümüş, Esenboğa'da çalışmış, esnaflık yapmış. O, okumuş bir kentli olmaya çalışıyor ama yüzde sekseni taşralı alışkanlıkları üzerine bina ediliyor. E ben onun çocuğu olarak biraz daha suyunun suyu. Hala... Mesela ben yıllarca bana gülümseyen kızlara aşık oldum. <laughs> yıllarca. ya Özellikle üniversitenin birinci, ikinci senesine kadar lisede ben böyle sarhoş aşık gibiydim. Ne zaman böyle birisinden güzel sinyal alsam, peki ben bunu nereden öğrendim? Ben kentte büyüyen bir çocuğum. Ama aile kültüründen aldığın şey, ya onu hafif meşrep olarak niteleyeceksin, ya kesin sana karşı boş değil diye yorumlayacaksın. Kültür o kadar da az mı sanacak bir şey değil. Dolayısıyla, benim çocuklara ne kadarını geçirdim bilmiyorum ama benden çok daha kentli gözüküyorlar. Mesela benim kızım gitti Brüksel'e 2-3 senedir gayet güzel uyum sağladı. Akıp duruyor orada. Yurt dışına çıktığımda da monoloğu böyle tamamlayayım. Bu benim çünkü çok, hakikaten bana düşündürttün sen bu konuyu yani. Yurt dışına çıktığım zaman gerçekten kentli ne demekmiş orada görüyorum. Hani adamlar yola çıkınca duruyorlar abi falan diye geyik yapıyoruz ya. Abi bu bir kentli davranışı. Şimdi bizim buradan Taşralı bunu nasıl açıklıyor? Abi böyle bir ceza kesiyorlar ki. <laughs> Bilmem kendi bildiği doğar. yerden anlatıyor ha? çünkü konuyu. O zaman diyordu kopuyor. Şimdi bizde de benim biliyorsun buradaki en hastalıklı durumu o dörtleri yakıp giden abilerle giden, yolun kenarına araba bırakıp giden, park edilmez tabelasının önüne. Onu niye yapıyor? Polis yok olduğu için. Onu bir otorite görmediği için. Taşralı böyle. Yani sopa yoksa ona vuracak. Çayırda abi adam istediği her şeyi yapar. Yani onun için yol kaldı. Evinin önü. Yani Tabii hani tabela. <laughs> öyle şeyler parametre değil ki. Şimdi dolayısıyla bizim aslında gerçekten Türkiye'de böyle bir kavgamız var ama bunu tespit etmek çözdürmüyor. Mesela bu kavgada bir parametre var ki ben yıllarca denedim ve çalıştı. Şefkat. O parametreyi koysan bu sorun çözülecek. Mesela İsa hikayede çarmıha gerilirken hani Tanrı'nın oğlu Hristiyanlıktaki hikayeye göre değil mi? Yani öldürüyorlar da daha ne yapacaklar yani? Mesela bir istese tanrının şeyi doğrudan bağlantılı dünyadaki formu olarak kasırgalar çıkarıp herkesi yok edebilir ama ne diyor? Bilmiyorlar diyor. Mesela İsa'nın sevgi peygamberi olarak sürekli lanse edilmesi, öyle anlatılması o hikayeyle çok bağlantılı. Canını veriyor ama bir taraftan dedi ki aman ellemeyelim. Yani bunlar Böyleler işte. Ha, yapan böyle yapmış. Şimdi olduğu gibi kabul edebilmek, onunla yeni bir yaşam kurmak üzere şefkatle bakmak, yaklaşmak, konuşmak azınlığa kalan bir görev oluyor. Ya muhtemelen sana oranla çok daha idealist bir adamımdır. Yani hani genel yaklaşımlarında sonra her ne kadar bir yıl öncesinde idealizmin tehlikeli bir şey olduğunu fark ettim zihinsel olarak da tehlikeli olduğunu fark ettim. Bunu fantezi Benimle olarak Benimle çok takılınca oldu değil mi? <laughs> Ulan bu çok idealist falan. İdealizmin keskin bir tarafı var. İdealizm Hitler doğurabiliyor gerçekten. Yani idealizm bir şey düşünmede aksak bir durum doğuruyor. Ee, bir şeyde. Ee, bu idealist duyguyla e, bakıp çözümlenmediğini fark ettim toplumsal anlamda. Bu arada ee, idealizmin unutma. İdealizm sözü nereden geliyor abi? Bak daha önce hiç düşünmedim, idea, bakmadım. Yani, ay idea, idea, fikir gerçek olmayan bir ıı, o şey ideler alemi var ya Platon'un. Bir de gerçek dışı yani. Bir de idealizmin şöyle bir sakatlığı var. Bir şeyi sınırlandırıp tanımlıyorsun. O tanımladığın şey tanımladığın andan itibaren aslında geçmişe doğru gitmeli. Hayır orada tutuyorsun. Şimdi orada tutmaya başladığın andan itibaren o aslında işlevsizleşiyor. Farkında olmuyorsun. İdeolojiye, ideoloji, ideoloji e, e, haline ha, geliyor, ha, din ha, haline pf, geliyor pf, falan filan. Bir, bir, hele de çok büyük kitleler bir araya geldiğinde. Şimdi bu ideal bakış açısıyla toplumsal yapıyı anlamaya çalışınca olmayınca e bu sefer siyaseten ne olmuşla alakalı birileri ne diyor ya baktığında önce şuna anlamak gerektiğini bak, fark ettim. E, abi belirgin ve uzlaşmak zorunda olduğumuz bir eşitsizlik var. Şimdi onu bilmeden senin benim varlığımızın böyle devam edebilmesi için bu standartlara sahip olmayan dünyanın herhangi bir yerinde en az iki kişinin olması gerekiyor. Çok daha düşük standartta. Sen her gün tavuk yiyeceksen birileri aç gezecek. Yani. Aç gezecek. Ya da sen her gün temiz suya ulaşacaksan, sen her gün çocuklarınla güven endişesi yaşamadan bir dünyanın içerisinde olacağını varsayıyorsan, bunun karşılığında dünyada en az iki insan bu standartlara ulaşamadan yaşayacak. O suya ulaşamayacak, o güvenliğe, o sağlık hizmetine ulaşamayacak. Şimdi bu eşitsizliği, Kabul ettiğin andan itibaren siyaseti de kabul etmek zorunda kalıyorsun. Buna bu bu bakış açısından da teşekkür ediyorum bu arada. W49 diye bir tane kanal son dönemde sana i̇yiler. da söylüyor. söylüyor. İyiler. Ben i̇yiler. Ben Gerçekten iyiler çocuklar. Böyle bir şeydi. Onlarla beraber tekrar fark ettiğim. Yani daha doğrusu kavramlarını oturtturduğum bir şey. Bu böyle olunca toplumda ayrıştırılmış kültürel anlamda birbirinden farklı yapıların tümünün eşitsizlikten kaynaklı birbirleriyle bir çıkar çatışması içerisinde olduğunu kabul edeceğim. Hani neden senin söylediğin idealizmle şefkatle herkesi severek üslüben çözülememesinin zemini burası. Onlar doğası gereği bir çıkarı, bu eşitsizliğin oluşturduğu bir çıkarı çatışma alanının içerisinde tuttukları için bu, bu bir hikayenin kendisini bir ürüne, bir biçime tümden bakarak hepimiz severim, hepimiz kardeşiz öyle değil mi? Çözeriz, konuşarak çözeriz. Olmuyor. Orada bir çıkar çatışması var ve doğası gereği bir çıkar çatışması var. E, bu da katman katman her konuştuğumuz konuyu karmaşık ve problemli hale getiriyor. Yok. <laughs> Şundan. Şefkat şurada çalışıyor abi. Şefkat soyut bir konsept değil. Şefkat bir aksiyonun adı. Sen belli bir hayat standartında yaşamak için dünyada en az iki kişi doğru haklısın. Bir şeylerden mahrum olmak zorunda ya. Ben o standartlara sahip bir insan olarak şefkatin bir gereği olarak şunu yapmak zorundayım. Benim ulaşamadığım standartlar, benim ulaştığım standartlara ulaşamayan iki kişi bulup onların hayatlarını tamamlamak zorundayım. Bu bir aksiyon. Yani devlet hepimize bilmem ne yapsınlar çözülebilecek bir durum değil. Mesela Sudan'da, Çin'de, orada burada, sweatshoplarda falan tamam insanlar izle çıkıyor. Ben gidip oradakileri kurtarmak durumunda olmayabilirim. Benim mahallemde ya, benim oturduğum yerde ihtiyaç sahibi bir insana ya da kendi sosyal ağım içerisinde haberdar olduğum bir ihtiyaç sahibine bu desteği yapabiliyorsam şefkatin iktizası bu zaten. Burada, burada da şöyle işliyor. Bunu toplumsal olarak ikna olup buna uzlaşıp Buradaki davranış gösterdiğinde bu işliyor. Ama burada bu, bunu şimdi konuştuğumuz yerden işletemememizin nedeni... ...bunu tek başına sen yapıyor olmanın yetmezliği. İşte tek başına değil bunu bir kültür olarak promosyonunu yapmak. Evet, evet yani e, yoksa kişisel olarak zaten sen sağlıklı ilişkiler kurmaya ciddi çaba sarf ettiğini biliyorum. Ben de çaba sarf ediyorum gerçekten ama bu bireysel bir konu değil. Bir toplumsal uzlaşı gerektiriyor hep beraber... Ama bu toplumsal uzlaşıya varmamız şu aşamada mümkün değil gibi görünüyor. İşte mümkün olabilmesi için, bak biraz önce ne dedim? Kamplar, mahalleler oluştu ya. Şimdi herkes muhayyel bir şekilde birisini görüntüsünden, dilinden, yaşam tarzından bir kampa koyuyor. O da orayı kabul ediyor. Ben de bu mahallederim diyor. Bizim mahalle falan diye abuk sabuk konuşmalar oluyor. Ve o mahallenin bu mahalleye sıfır toleransı. Yani elinden gelse bir kaşık suda boğacak. Ya halbuki o mahallede aynı ülkede yani aynı yerde aynı suyu içiyorlar, aynı havayı soluyorlar. Bireysel olarak insanların hablık yapabildiği yani bağlantı kurabildiği, kenarlar oluşturabildiği bir minvalde bunların zaten ne kadar suni olduğunu görüyorsun. Mesela bana en çok kızılan konu hep ne oldu dikkat ettin mi? Daha evvel de bunun bir konusunu yapmıştık. Ortada konuştuğum zaman bana gıcık olanların sayısı çok artıyor. Ya oradan ya buradan konuşsan iyisin. Beklenen davranışı sergiliyorsun. Ama bir dakika ya öyle de değil böyle de. Yani din, bilim falan aynısında oluyor ya bunlar. Bir ara yol, bir B şıkkı, C şıkkı, Z planı mümkün dediğin zaman insanların kafa konforunu bozuyorsun. Ve bütün bu Emrah Safa'nın söylediği Köylü kentli tartışması bak ben sana söyleyeyim Türkiye'de ne kentli var ne köylü var. Ne köylü köylü gibi ne kentli kentli gibi. E, bunu açıklamak için söylüyorum. Mesela aristokrat kelimesini baştan beri kullandık. Aristokrasi aynı olduğu toprak parçası ya da bölgenin içerisinde üç kuşak duran üç, adam demek. Minimum üç kuşak. Biz onu onu para ya da soydan gelen bir şeyle ilgili algılıyoruz. Öyle değil. Üç kuşak ve üzerinde aynı bölgede duruyorsan. Sen de durmadın ben de durmadım. Tanıdığımız hiç kimse de aynı yerde durmadı. Ali Ali de durmadı. Kalktı Kayseri'den geldi. Yani hepimiz göçme... <laughs> pastırmayı bırak sen buraya gel. <laughs> Niyeyse sohbet Ali'nin başına patladı. <gülüyor> 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 Ve hepimiz yer değiştiriyoruz. Aslında birer mikro göçmeniz. Yani hani o duyguları yaşıyoruz. Tamam aynı dil coğrafyasında hareket ettik ama yine de yer değiştirdik. Halbuki ben babamın toprağının üzerinde devam ediyor olsaydım avantajlı devam edecektim. Ekonomik ben öyle olarak... insanlar tanıyorum. Evet. İstanbul'un isim vermeyeyim. Aristokratları var gibi gözüküyor. Evet. Mesela 3 4 nesildir burada olan hemen belli oluyor. Evet. <laughs> hemen belli oluyor. Yani çünkü kültür öyle birikiyor. Tabii mesela onlar zengin değil, varlıklı oluyorlar işte. Ha. Yani aradaki <laughs> bravo. 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 Çok güzel Mesela parasını doğru yere harcamayı biliyor beygir gibi yemiyor da gustosu oluyor yani anlatabiliyor muyum? Ama sen mesela bir taşralıyı zengin et, Bana ver bir buçuk milyar dolar, Bak ne oluyor kim bilir. O varlığı, o maddi gücü kaldırabilecek bir kültür de gerekiyor bunun altında. Türkiye'de çok az ve bir sınıf olarak yok. Kazara ya işte hani bir dönem mübadeleyle aldık verdiklerden kalanlar olmuş mesela gitmemiş onlar falan. Onlar o ailelerden oluyor. Ama Türkiye'nin mesela geneline yaygın ve İstanbul dışında Yerleşik kültür olarak kaç tane aile sayabilirsin, kaç tane sülale sayabilirsin böyle. Böyle bir sınıf olmayınca da karikatürüyle kavga ediyorsun. Yani çok güzel bir tarif. İşte oldu. Evet, doğru söylüyorsun. Ankara'nın kararnameyle yaptığı aristokrasi. işte köydeki kentli olmaya çalışan, arada Araf'ta kalıp kaybolmuş bir grup. E, ya da mesela içinde. başka bir tarafı üretimde olmayan köylü. Şimdi bunun bu tarafına da bakmak lazım. Şimdi köyün anlamlı olmasını sağlayan şey köyün yüksek üretim katmanı olan bir yer. Devamlı. Yani devamlı içindeki herkesin çocuklar dahil olmak üzere üretimin bir parçası olduğu yani yapıla gelen faaliyetin yürütüldüğü bir alan. Şimdi o kültürün kendisinden üretimi çıkartır onu kente getirdiğinde birden bomboş başka bir şey çıkıyor. Başka bir problem altyapısı çıkıyor. Yani köylüyü değerli buluyoruz ama aslında üretimi değerli buluyoruz. En iyi örneği İlber Hoca çok dalga geçer ama çok haklı buluyorum. İşte köyün kasabaya dönüşmüş hali bayağı bildiğin köyden üretimi çıkartmışız. Hizmet kabukları, devlet kadroları bilmemleriyle beraber birleştirmişiz. Atıl kadrolarla. En o kasabalı kültürü diye dalga geçtiği üretimden yoksun kendi içinde problemli bir sosyolojik grubu örgütlenme yapısı çıkıyor işin içerisinde. Mesela benim bu uyduruk kentleşme ya da yeni değerleri çarpıtarak alma konusunda bildiğim Türkiye'de en iyi örnek birisi kızarsa yani özür dilemeyeceğim çünkü bu fikrimde netim. Mesela faizin uygun olmadığını düşünüp katılım bankası kurup faizle aynı oranda adına kar payı dediğin zaman bir rahatlıyor. Mesela dini kurallarla hayatını organize etmeye çalışmış bir kültürden geliyorsun. Senin için en önemli şeyler o metafizik kurallar. Bunda hiç garipsenecek bir şey yok ama burada geldiğin ortamda çalışmıyor ki abi enflasyonist bilmem ne bir ortamda bu konuyu halletmeden nasıl yapacaksın? O yani paran durduğu yerde eriyorsa mesela, değeri düşüyorsa buna bir şey yapman lazım. Biri de sana belli etmiş ki faiz haram. Böyle öğrenmişsin. E dolayısıyla adını değiştirelim. Aha ne kadar güzel buluş. Yaratıcı falan değil ama kurtarıcı. Mesela çok karşıt mahalleden bakınca kiç duruyor. Ama şefkatle baktığın zaman ihtiyacı anlıyorsun. O ihtiyacı anladığın zaman oturup konuşarak çözebileceğim şey. Bizim Türkiye'de kimse bunları konuşmadı. Bak alevalat yıllar Sen ben... diyordun ya. Sen değişiyorsun şimdi. E, tabii olarak. ki yani herkes <laughs> değişiyor keşke <laughs> değişse. Bunu pozitif anlamda söylüyorum. Tabii Alev, <laughs> Alev Alatlı yıllar evvel otururken dedi ki bu ülkede kimsenin dinle, dindarla sorunu yok. Bu ülkede senin İslam'ın benim İslam'ım kavgası var. Yani o değeri bırakmıyor kimse ama diyor ki benim gibi yaşayacak. Ya bırak arada bir şey yaşayalım. Yani ara yolu bulalım. Sen istediğin gibi yaşa, ben istediğim gibi yaşayayım. Mesela laikliği böyle tanımlayabilirdik baştan itibaren. Dünyanın laik ülkesi olabilirdik. O potansiyel bize var. Çünkü Anadolu Bektaşiliği süper laiktir mesela. Yani laikliği dünyaya öğretebilecek bir inanç sistemi varsa bence Anadolu Müslümanlığı denen o hikayedir. Ama yok işte o kente gelemedi. Kentleşemedi. Kentte garip bir sünnilik türedi mesela. Garip bir şey. Ne e çünkü çünkü işte. devlet ana yatırımının içerisinde... ...ana pozisyonlanmasında hep orayı güvenli tuttu. Yani orayı denetlenebilir de tuttu. Aynı zamanda bu yönetilebilir... yönetilebilir. De ...bir toplumsal... Osmanlı'dan biri gelen bir evet. davranıştı. Biz de onu şey yapmadık, bozmadık, deforme etmedik. Yani benim için hiç kızgınlık... bir de ...eğlendirici bir durum aslında. İbretlik bir... Ö, anlamak açısından da pratik. Mesela işte en son bu çocuk doğum oranlarıyla... ...alakalı konuşuyoruz. Yani iki... Kore ...relasyon birbiriyle acayip uyuşuyor. Bir şişmanlamayla ilgili bir çocuk doğum oranı ile alakalı. Ne kadar kentleşirsen o kadar az çocuk yapıyorsun. Şunu anlatınca tuhaf oluyor. Kent çocuk için bir yer değil. Öyle dizayn etmiyoruz. Kentte çocuk çok pahalı bir şey. Çok ya pahalı, pahalı ve açıdan, kötü bir yer kent çocuk yetiştirmek evet, için. Ya zamansal açıdan çok pahalı. Yani çok emek sarf edeceksin. Bir çocuk için bir, bir buçuk kişiyi ayıracaksın. istihdam edeceksin. Yani onun başında duracak şekilde. Ya da bunun bedelini ödeyeceksin ki insanları görüyorsun. Özel okullara, anaokullarına, servislere, korumaya, güvenliğe ödedikleri paranın ölçeğini fark ediyorsun yani. Bu arada yani dev gibi bir rakam devasa İstanbul'da. Devasa abi devasa. Ortalama bir maliyetten bahsettiğimizde. Onun pahalısından da bahsetmiyorum yani. yani şimdi bu ve bu arada sonuçta aldığın ürün nedir ona da bak ha bu arada da vasat alıyorsun vasatın altı <laughs> evet. yani vasatın altı burada çok çok zor yani bu eğitimden başarıyla bir insanı insan gibi yetiştirebilmek çok zor yani e, i̇kincisi bu şey obezite hikayesi yani kentli insanı e, yeme beslenme alışkanlıkları açısından dejenere bir alanın içerisine alıyor. Bak biz burada kentliye yakın duruyoruz. Evet <laughs> yani ne yaparsan yap yine yani nitelikli gıdaya ulaşmak çok maliyetli. Gıdaya ulaşmak çok ucuz nitelikli gıdaya ulaşmak yani ıspanak yemeğinden bahsediyorum basit kıymalı ıspanak yemeğine ulaşmak çok pahalı zor. İyisine ulaşacaksın, işte güvenilir alanda ulaşacaksın falan. Ya da düzgün bir yoğurda ulaşmak ya da nitelikli bir süte ulaşmak birden çok pahalı hale gelebiliyor. Çünkü o da bir fırsata dönüşüyor kentin içerisinde. O da bir kapital fırsatı, o da bir, bir alanda karlılık fırsatıymış gibi bunları yönetmek zorlanıyor. Halbuki buradan çıkıp acık taşraya kaydığında... Çok birden de çok basit yiyebiliyor. çok ucuz. Şurada üretiyor, şurada üretiyor, burada yiyorsun falan. <laughs> yani. yani kolaylıkla elin ucuyla ulaştığım Şey, Seda arkadaşlarından bir tanesini köyüne gitti. Gelirken standart alışkanlık, elinde kolunda tonla beraber sebzeyle geldi. Yani biz Abi bir ayda arkadaşlar işte. Yani kadar. orada burada çiftliği var bilmem. Yani kırsalda yaşıyor, paket paket gönderiyorlar durdu. Fazla gönderiyorlar. Bir de biz o kadar da yemiyoruz. Ne kadar üretim fazlası oluyorsa onun için bedava. Ama biz mesela o alışveriş için bazen düşünmek zorunda kalıyoruz. Yani bunu alayım mı? Bu kadar masrafa gerek var mı gibi. Halbuki ne bu? Temel gıda. Evet. Yani temel beslenme. Bir de senin şeyin bir ara bir tespitin vardı. Yani kadının rolü, erkeğin rolü taşrada çok gayet denk. abi Kemal Tahir okuyan herkes şeyi fark ediyor. Köyde kadın erkek güç üretim potansiyel dengesinde denk. E, ee, üslup ve kültürdeki çatışmalar şiddetin dengesizliği falan bunları konuşuruz. Ama yani kadın e, erkek kahramanlara rağmen hikayenin ana faktörlerinin içerisinde yer alabiliyor. Ve çünkü bunun normalliğini ben kendi hayatımdan görebiliyorum. Bizim anneanneler babaanneler de biraz Aynen var, öyle. Aynen öyle. Kendi anneannemden kendi babaannemden gördüğüm de öyle. Ama kadınla erkeği üretimdeki bu güç dengesinden çıkartıp Buradayken güç dengeli kadının elinde bir sürü üretim gücü var. Üretim gücü var. Böylece bu bir şiddet gücüne yani yönetim gücü de var. Var. Bu gücün kendisini elinden alıp üretimin kendisini elinden alarak bunu kente yerleştirdiğinde birdenbire kadın evin içerisinde bulaşık, ev temizliği, bilmem ne basit sorumluluklar gibi bir şeyin içerisinde bırakılmış bir insana dönüşüyor. Şimdi bunu da alıp kentli bir zihinle beraber şimdi biz bunu üretime alalım. O zaman eğitimden geçirelim. Eğitilen bilmem ne deyince bunlar... bu sefer erkekle yarıştıralım. Ee, yani... Üretimde başka bir bravo. başat bir başa baş gitsinler. Halbuki öbür tarafta mesela kırsalda ya da doğal ortamda kadın erkek farklılıklarını hep konuşuyoruz ya. Abi orada kimse kimseye bir görev atamıyor yani bir görev listesi, görev tanımı falan yok. Herkes zaten milyonlarca yıllık ayarının gereği olan doğal bir dengeye oturuyor. Burada construction yapman gerekiyor, onu tekrar baştan üretmen gerekiyor. Mesela Jordan Peterson anlatıyor Kuzey Avrupa ülkeleri kadın erkek eşitliğinin en yoğun olduğu yerler ama bu sistem alanları demen işte bilim teknoloji bilmem ne alanlarına daha çok erkekler gidiyor orada. Öbür işte ne bileyim ne o, Hizmetli sosyal alanları gibi alanlarda alan kadın, kadınlar, kadınlar gidiyor onu. ve bu. Yani sosyal farkları en aza indirdiğinde biyolojik farklar bir anda öne çıkıyor. Kadın erkek ilişkilerini birbirinden şekil olarak birbirinden farklı ama birbirleriyle uyumlu iki puzzle parçası gibi düşünmek işlevsel. Bu bunu kente getirdiğinde bu sefer tekrar kadın erkek eşitliği işte hayattaki yeri, ekonomideki yeri işte bu biçimsel zorlama eşitlik çabalarıyla alakalı başka bir fotoğraf çıkıyor karşımıza bir de mesela şöyle bir şey de çıkıyor kadını eğitmemiz lazım bana sorsan bunun tersi olduğu bir dünyada erkeği eğitmemiz lazım gereken her cümle bana hakaret gibi gelir yani buna eğitimden geçen kız çocuklarını eğitelim bilmem ne yapalım falan yazık yani içinde aslında gizli gönderme dezavantajlı olabilir. grup bu doğru değil ki yani yani dünya öyle bir şey değil hani dünyada ba bariz bir şekilde denk olduğun şeklen birbirine benzemediğin ama denk olduğun bir dünya Şekli, yapısı bir bilmemesi birbirinden farklı işte potansiyeli farklı. Basit yerden bakalım. Yani üretim kadının şiddet uygulama çok özür dilerim. Kadının ne kadar şiddet uyguladığına bakalım. E tabii ki kentteki üretim ne kadar insan doğasına uygunu sorarak başlaman lazım. Yani kentte yaptığımız üretim biçimi, insanın fabrika ayarlarına ne kadar uygunsa, orayı modifiye ettiğinde belki de göreceksin ki, belki değil muhakkak göreceksin. Doğal düzen o kadar çok çak çak çok yerine oturacak ki. Evet. Yani demiyorum ki getir de işte apartmanın bahçesine kabak ek. Söylediğim şey o değil yani kırsalı kente taşımak değil. Ama kentte bir hata yapmış olabileceğimizi de kabul etmek, en azından bunu başta düşünmek lazım. Kendi helvadan yaptığı puta tapıp onu sonra yiyen cahili araplarından bahsed Biz de buna güleriz. Bugünkü dünyanın hiçbir farkı yok kendi yarattığımız medeniyet ve onun kurallarına insanı sokuşturmak için canımız çıkıyor. Ya bir sakin ya bu kadar tapacağımız bir şey değil. Tarihin bir yerinde aldığımız bir karar yani uzun bina dikebiliyoruz diye yaptığımız bir şey şehir dediğin. Ya da makine var diye hidrofor, su sistemi, kanalizasyon yapabildiğimiz için yaptığımız bir şey. Bir bak bakalım acaba buraya yaparken ben bir hata ettim mi? Ben biraz daha şeyi düşüneceğim bu arada. Yani hakikaten aristokrasi bilmiyorum gerçekten dünyada nasıldı, bizde ne kadar var, var mı? Yoksa niye yok? Olmaması mı iyi, olması mı iyi? Şimdi Avrupa'ya bakıyorum. Avrupa'nın bugünkü durumu parıl parıl güzel de. Abi 100 sene önce bunlar birbirini yiyordu. Milyonlarca insan mezhep savaşında, açlıkta, şurada burada perişan oldular yani. İki büyük dünya savaşı onlar yüzünden çıktı. E dolayısıyla o kadar da temiz olmayabilir o iş. Anlatabildim mi? Yani burada şefkatle yaklaşmamız gereken ya da Cemil Meriç'in tabiriyle her pırıltıya muhabbetle yaklaşmak lazım dediği bir cevher, bir potansiyel varsa eski bölümlere gönderme yapıyorum. O zaman bunu yellemek lazım biraz abi. Yani burada acık şefkatle, acık anlayışla taşranın değerini kentlinin yeni değeriyle birleştirebilmeyi öğrenmek lazım. Ama buna niyet eden insan sayısı çok az ama gittikçe artıyor. Ben bu çabayı görüyorum. Mahalle kavgasından herkes sıkıldı çünkü yani. Bir de bunun pozitif tarafı da var tabii. Bunun avantaj sağladığı paketler de var. Bizde kentli ve köylü çatışmasının haricinde bir katman daha vardır. Göçmen olma katmanı. Biz, bir, bir, kültürel kodlarımızın içerisinde göçmen duygusunu hala taşırız üzerimizde. Belki de bu birkaç bin yıllık bir geçmişin hikayesi. Dilimizde, tavrımızda da taşırız bir şeydi. O yüzden uluslararası arenada bir, bir bizden giden ekspatlarla alakalı anlatılan hikaye Pratik bir günü çözen adamlar çünkü biz ona yatkınızdır. Çadını yani kurup işimize bakarız. Aynen öyle. Yani gerekli ihtiyaçları çat çat halleder, işi bize bakarız. Biz biz o yöntemlere yatkınızdır. Bu göçmen kültürü yatkınlığı, pratikliğe yatkın olma, problemi anında çözme. Ama bizde de ne yok? Stratejik ve uzun zaman algısı yok yani felsefeye yatkınlık yok yani hani biz öyle düşünmemişiz. Bilimsel bir geleneği sürdürme becerisi pek yok. Yok yani onu kayıt altında tutmamışız. O, o kayıtları tutup onlara bakarak ilerleyeceğimiz bir işte aristokrasi gerektiriyor burası. Onları çok üzerine oturturmamışız. Bu katmanların bir avantajı da var. Aslında taşralılık da bir avantajdı. O zaman söylerkenki şeydi o. Hele de taşradan ilk 10 yılın içerisinde gelen adamın kendi idealizmi Kentin fırsatlarıyla beraber bir hızlı üretim zincirine dönebiliyordu. Burada 20 yıldır burada oturanlar artık törpüleniyor, yavaşlanıyor, yavaşlıyor kentin içerisinde. Ama yeni gelen yeni fırsatlar görüyor. Bülent'in şey şakasını yapıyordum ya. Hani İstanbul'a geldiğinde İstanbul çok kalabalık he şımarıklar diye anlatıyordu. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul'da trafik var he boğazın kenarındayız bu arada şımarık diye söylüyordu. Bunu fark etme gücü şimdi unutuyoruz bunu. Sen de anlatıyordun ilk geldiğin zamanlardaki bu duyguyu şeyde o manzaraya alışma, onun fırsatlarına, güzelliğine, biçimine alışma. Hoş sen bugün de söylüyordun da aynı şeyi. İstanbul güzel bu, bir vallahi çok <laughs> güzel bir yer ya. İşte ben buna mesela ben buna alışmaya katlanamıyorum abi. Bir şeylerin sadece kötülüğünden şikayet edebilir bir hayat tarzında insanlar nasıl yaşıyor anlamıyorum ki. Tamam sürekli polyanla da olmaz. Deli gibi ya da uyuşturucu etkisi altında gibi yaşa demiyorum ama <laughs> Lan arada bir de güzeli takdir et kardeşim şu güzel de Mesela karşı mahalle ile ilgili sihirli anahtar da bu. Lan bir güzeline güzel de bunu iyi yapıyor de şöyle bir değeri var de. Yok korkuyoruz bundan. Niye? O mahalle benim mahalleyi işgal edecek diye düşünüyoruz. Çünkü ben onu işgal etmeyi düşünüyorum. Öyle bir sorunum var. Kendimiz gibi biliyoruz herkese. Şefkatli ve anlayışlı insan sayısını arttırmadan bu sorunu çözemeyeceğiz. Konu ne aristokrasi ne kırsal <laughs> insanlık abi insan. İnsanın temel prensiplerini hangi mahalle unutturuyorsa o mahalleden kaçmak lazım. Ben bütün mahallelerden kaçtım. Ben büyütüldüğüm mahalleyle hiçbir alakam yok. Ben mesela hayatımdaki en verimli değişimi bu olarak görüyorum. Başka mahallelere uğradım. Hiç havası hoşuma gitmedi. Oralarda da durmam. Ben mahalleler dışı, Böyle bütün ülke satına yayılmış, dünya satına yayılmış bir yaşamı kurmaya gayret etmenin akıllıca olduğunu zannediyorum. Hele bu işte senin ağa toplumu dediğin dünyada da ben başka türlü de bir yaşam yolu bilmiyorum. Geri kalanı tamamen çelik çomak. Ama şu belki şefkat işini hakikaten yani gerçek hayatta ve yakındakilere uygulamanın iyi bir fikir olabileceğini bu, düşünüyorum. Hadi belki bu videoyu da böyle sonlandırayım hocam. Bu şefkat hikayesi 3 yıl öncesinde... Ferhat altını çizdiğinde fark ettiğim bir şeydi. Açık Bey de niye geliyorsun diye sormuştum Ferhat'a ilk geldiği zamanlarda. Şefkat kelimesini bulmadan bunu tarif etmişti arka tarafta. Ben yani, de çok duygulanmıştım bunu duyunca. Evet şeyde çok doğru söylüyorsun. Yani çok işlevsel olduğunu, çok başka bir anlam, merhamet kelimesinin de çok başka bir anlam barındırdığını biliyorum. Ama bunu toplumsal bir uygulamada nasıl pratik hayata dökülür? Açık Bey'in de kaç kişiyle tanıştın? Çok. Kaç farklı mahalleden insan vardı? Çok. Hiç mahalle lafı duydun mu? <laughs> Ev hiç gündemi öyle kurmadık. İşte toplumsal işte yani. bağda da böyle çözülür. O yüzden açıklayın sizi korur. <laughs> korur evet <gülüyor> güzel <gülüyor> teşekkür ederim ben teşekkür ederim.